Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Samet. Bugün sizlere mükemmel bir video hazırlıyoruz gençler. Profesyonel oyuncuların yaptığı bu ütleri, editleri sizlere göstereceğim. Ve bunları bazı profesyonel oyuncular bile bilmiyor. Laf aramızda, size ciddi söylüyorum. Ben bir YouTuber takip ediyorum. O da prof. Ve yeni yeni bu ütler, metalar buluyor. Kendisi yine güzel bir şey bulmuş. Ve onu gördüm. Aşağıda videonun linkini koyacağım. Ondan da izleyebilirsiniz. Birkaç hareket göstereceğim size. Toplamda 6 tane mükemmel edit hareketini göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce gençler, bana destek vermek için içerik üreticisi kodunu yazmayı unutmayın. Eğer bana destek vermek istiyorsanız gençler, mağazaya girdiğinizde buradaki alışverişleri yapmadan önce içerik üreticilerinin destekle kısmına şu sağ alttan Samet Parlak yazıp kabul ediyorsunuz. Sizler bir şey aldığınızda bana destek olmuş oluyorsunuz. Hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Hatta şu an bekliyorum ve 5'e kadar sayıyorum. Bunu yapın, gelin abi videoya devam edelim. 5, 4, 3, 2, 1. Kodumu girdiyseniz hepinize şimdiden teşekkür ediyorum ve videoya geçelim. Evet arkadaşlar, diyelim ki oyuna girdiniz ve karşınızdaki adam kendisini bu şekilde kapatmış. Gördüğünüz gibi etrafı kapalı, üstü çatıyla kapalı ve siz bu ülde almaya çalışıyorsunuz. Doğukan burayı tutmaya çalışıyor, sürekli tutmaya çalışıyor burayı. Şimdi burayı almak zahmetli, bak editi vermiyor adam. Almaya çalışıyorsun, alamıyorsun değil mi? Zor. Yani bu biraz da şans meselesi, hanginiz çağ çabuk yaparsa falan bilmem ne. Şimdi şöyle bir merdiven koyuyorsunuz. Tamam mı? Adam aşağıdayken çatıya bir tane vuruyorsun, tamam mı? Adam sanıyor ki çatıyı alacağını sanıyor, tamam mı adam? Neye basıyor? Çatı tuşuna basıyor adam. Çatıyı tutmak istediği için, vermemek istediği için. Çatıya bir tane vurduktan sonra şuraya vurduğunuz zaman tak zemini alıyorsun. Buraya da bir tane vurup çatıyı alıyorsun. Sonra bunu açıp hop tam adamın kafaya yerleştiriyorsun abi. Bu taktiği aranızda bilen var mıydı? Yorumlara yazın. Bilmiyorsanız da yazın ki görelim kaç kişi biliyor, kaç kişi bilmiyor. Birinci taktiğimiz buydu arkadaşlar. Ben de yeni öğrendim bunları. Öğrendiğim şeyleri sizlere öğretmeye çalışıyorum. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalır. Çoğaldıkça da hepimiz iyi oynarız. Benim takipçilerim, sizler iyi oynamalısınız. Bizler gelişeceğiz ve en iyi oyuncular olacağız inşallah diyoruz. Kapat sen yine üstü. Kapat. Şimdi gençler, bunun bir tane daha taktiği var. Bu birazcık daha riskli olan. Tabii ki bunu önermiyorum ama yapabilirsiniz bunda, neden olmasın. Şimdi yine üstüne çıkıyorsunuz adamın. Etrafı şu şekilde kapatıyorsunuz ki dışarıdan hasar almamak için. Adamın üstündesiniz değil mi? Şimdi yine ben buraya vuruyorum abi, bak. Yine vuruyorum. Hop. Çatıyı alacak. Alman lazım şu an çatıyı. Doğukan. Doğukan. Doğukan! Lan! Doğukan! Oğlum adam Afrika kaldı ya. Doğukan düştün mü, ne oldu? Alo. Lan tipe bak. Hah! Doğukan! Hah? Ping mi girdi, ne oldu? Alo, ses geliyor mu? Heh, geliyor şu an, geliyor geliyor. Tamam. Ne oldu, demin internet mi gitti? Ha. Tamam dur, bir daha deniyoruz. Şimdi ben burayı kıracağım da Okan, sen çatıyı almaya çalışacaksın, tamam mı? Tamam. Şimdi gençler bu şekilde bak, kırıyorum hop. Aldın değil mi çatıyı? Bak çatı da Okan da, bak şimdi nereye vuracak karakter? Hop. Çözdün mü taktiği? Arkaya doğru yaslanıyorsun, çatının içine giriyorsun, o çatıyı koysa bile. İkinci vuruşunuzda zemini kırıyorsunuz, içeri girip adama tak 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 vuruyorsunuz abi. Bu da ikinci taktiğimizdi. Şimdi bir taktik daha göstereceğim arkadaşlar size. Bu da puşlama taktiği. Diyelim ki rakibinize puşluyorsunuz abi. Gittiniz gittiniz gittiniz. Tak burada bir zemin koydunuz, tamam mı? Şimdi bu zeminin burasını açtınız diyelim. Bak bu şekildesiniz değil mi? Bir bug da diyebilirsiniz buna. Editlerin içinden geçiyorsun. Bak G'ye basıp tekrar sıfırlayıp tekrar geçmeye çalıştığında bak gördün. İçinden geçebiliyorsunuz bu şekilde. Bak
Al abi ayı sonra hop böyle devam et ve adama sık tak pam tak falan bu şekilde gideceksiniz abi. Bu birincisi. Bunun bir taktiği daha var, onu da gösteriyorum hemen size arkadaşlar. Yine aynı şekilde diyelim ki rushlıyorsunuz, rushlıyorsunuz. Hop bu sefer dur buraya değil, yanlış yere koydum. Bu sefer çatı koyuyorsunuz, tamam mı? Çatıyı koyduktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken şey şu şekilde kendinizi korumaya alabilirsiniz. Bak karşıdan size ateş edemez. Ve yine buna G'ye basıp sağ tık editlediğinizde çatının üstüne çıkıyorsunuz. Ama burada durmamanız lazım. Birazcık daha ileride durmanız lazım. Şu an ben yapamadım. Bak şöyle ileri geldin ya. Hop tak. Gördün. Diyelim ki burayı şöyle yaptın. Tabi bunu hızlı yapacaksınız. Zamanla alışacaksınız. Ben de ilk defa deniyorum bunları. Öğrendim. Çalışmadım. Hop. Olmadı. Yine olmadı. Bazen yapabiliyorum, bazen yapamıyorum. Hop. Yine olmadı. Güzel. Acaba dur birazcık daha yana mı? Şöyle köşeye geçmemiz lazım galiba. Aynen öyle. Birazcık köşeye geçmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi buradan da iki tane taktik gösterdik. Totalde ne oldu? Dört tane taktik göstermiş olduk. Bir tane de Doğukan sen beni çatılamaya çalışacaksın, tamam mı şimdi? Ben yükseleceğim. Ben yükseleceğim. Sen beni çatılamaya çalışacaksın. Az bir şey yükselsen, az bir şey yüksel. Senden high ground almaya çalışıyorum ben. Yüksel abi, iki tık yüksel. Abi. Tamam. Bak ben gidiyorum beyler. Sen beni çatılamaya çalış. Hop, geldim burada kaldım değil mi? Koy trap var mı? Trap yok değil mi? Trap yok. Trap olduğunu düşünün burada. Eskiden ne oluyordu? Trap koyduğunda trap'i kırmaya çalışıyorduk falan. Ne yapacağını şaşırıyordun değil mi? Bakın ortaya gelmeniz lazım. Ortadasınız diyelim. Ortaya geldikten sonra zıplayıp tak. Bak güvenceye bak. Güvendesiniz şu an. Bak hiçbir şey olmaz. Sağ sol ön arka hiçbir şey olmaz. Üstüne üstlük bu çatıyı kırıp etrafı kapatıp hop high ground'ı aldım abi bak. Hoppala gel şimdi gel. Tarıyorsun adamı. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Anladın mı gençler? Böyle bu şekilde. İnternetim yine gidiyor. Güzel internetim. Evet. Seviyorum bu interneti. Şimdi gelelim en son taktiğe ve en zor olan taktiğe. High ground almak için en zor olan taktik. Gençler bunlar bu arada oyuna yeni başladıysanız ileri seviye. Profesyonel oyuncuların seviyesinde taktiklerdir. Yeni başladıysanız yapamazsınız. Haberiniz olsun. Şimdi Doğukan. Bu nasıldı? Şu şekilde arkadaşlar. Diyelim ki kendinizi kapattınız. Doğukan yukarıda. Doğukan sen yukarı çık. Yukarı çık. Heh, Doğukan üstte. Dur. Doğukan üstte değil mi arkadaşlar? Siz de şu şekilde kendinizi kapattınız, tamam mı? Doğukan yukarıdan rahatsız edecek yine bizim taktikle. Onun high ground'ına çıkmak için abi normalde biz ne yaparız? Burayı açarız abi. Bunu koyarız. Bunu koyup buradan böyle hayı almaya çalışırız değil mi? Bu kadar uzun şey yapmaya gerek yok. Yani bunu yapması çok zor ama bak söyleyeyim. Bunu herkes yapamaz. Deneyeceksiniz zaten bu videodan sonra. Yapamayacaksınız çoğunuz. Bunun yerine şunu yapmanız lazım arkadaşlar. En hızlısı bu high ground almak için. Burayı editliyorsun bu şekilde kafan yukarı çarpmaması için. Çatı var ya burada. Bak koş hop. Dur Doğukan. Bu değil böyle değil. Hop. Bu da değil oğlum. Çok zor işte yapması. Hop. Bu. Hop alıyorsun ayı. Lan. Bam güm bam güm. Gençler bunlara çalışın. Gördüğünüz gibi. Hop edit. Hop Samet Parlak. Hop. Hop. Hoppala obeley. Bunlara bol bol edit map'imde buralarda çalışıyorsunuz. Ve sonunda profesyonel oyuncu olabilirsiniz siz de. Gördüğünüz gibi benim ilk videolarımı izleyin. Çok kötüydüm. Şu an kendimi bayağı geliştirdim. Doğukan'la beraber çalışmalara devam ediyoruz. Umarım sizler de çok iyi bir oyuncu olursunuz. Beni takipte kalın. Tekrardan söylüyorum içerik üreticisi kodu çok önemli gençler. YouTube'dan para kazanmıyorum. Videolarım az izlendiği için çok az para kazanıyorum. Ama sizlerin sayesinde içerik üreticisi koduna Samet Parlak yazınca 10.000 papelde 5 dolar ben kazanıyorum. O yüzden desteğinizi bekliyorum. Öpüyorum sizi. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.